Ya şimdi Fikri Sönmez örneği yok şu an Türkiye demokrasi tarihine bakın. Fatsa'da bu 8 aylık kısa bir süre içerisinde ortaya konmuş demokrasi pratiği, demokrasi deneyimi hiçbir zaman Türkiye'de yaşanmadı. Halkın nasıl bir deneyimdi? Aslında onu da biraz anlatmanızı isterim. Şöyle bir deneyimdi. Belediye başkanı olarak seçildi. Evet, rakiplerinin 2 katı oyla seçildi. Bağımsız aday olarak seçildi. Fakat kendi iktidarını dayatmadı. Bütün yönetimi 11 mahallede kullanan halk komitelerine devretti. Yani iktidarı halka devretti. Halkın aldığı kararları, komitelerle aldığı kararların yürütücüsü oldu. Yani tepede halk komiteleri vardı. Halk komitelerinin aldığı kararlar aşağıda Fikri Sönmez ve belediye yönetimi tarafından hayata geçirilen projeler oldu. O yüzden zaten 8 aylık kısa bir süre içerisinde Fatsa'da gözle görülür bir gelişme oldu. İşte kara borsaya karşı kanalizasyon, çamura son kampanyası, kültür şenlikleri, bütün bu kararların arkasında halk vardı. Yani halka rağmen değil, halkla beraber, halk için ve onların öne koyduğu projeleri, öne koyduğu düşünceleri yapma iradesini ortaya koydu. Yani bu şöyle bir anlayış, Türkiye'de örneği olmayan bir anlayış. Çünkü şu an Erdoğan'ın da temsil ettiği anlayış şuna tekabül ediyor. Ben halkı nasıl yönetirim? Bütün iktidarı kendimde nasıl toplarım? Şimdi Fatsa'da tam tersi. Fatsa fikrinin demokrasi anlayışı halk nasıl yönetir? Halkı nasıl yönetirim değil, halk nasıl yönetir? Halk nasıl iktidar sahibi olur? İktidar nasıl toplumsallaşır? Halk sadece seçimden seçime değil de her an, her zaman, her gün, her yerde nasıl yönetime katılır? Ve doğal olarak iktidar benim cismimde değil, halkta nasıl cisimleşir üzerine bir örnek demokrasi pratiği ortaya koydu. Zaten başına ne geldiyse Fatsa'nın ve Fikri Sönmez'in bundan dolayı geldi. Bakın aradan yıllar geçti, 43 yıl geçti. Bu deneyimin üzerinden bütün dünyanın birçok yerinde bu deneyim hala daha bir araştırma konusu haline gelmiş vaziyette. Fikri ve Fatsa demokrasisini araştırıyorlar, inceliyorlar. Doğal olarak Erdoğan'ın tabii burada böyle bir deneyimden korkması anlaşılır. Çünkü Fatsa'da temsil edilen demokrasi bugün Erdoğan'ın temsil ettiği siyaset anlayışına tamamıyla zıt, tamamıyla ters ve ona karşı bir panzehir niteliğinde adeta. Çünkü halk demokrasi, halkın demokrasi, ben merkezci ve bir kişiye her şeyin iktidarın devredildiği bir demokrasi değil. Birincisi bu, ikincisi sonra, şöyle bir... 40 yıl sonra hedef almasındaki en büyük etken bu mu? Bu önemli bir etken. Şimdi başka bir etken de size söyleyeyim. 2-3 evet. Şey peşi sıra söyleyeyim. Birincisi bizim 24 Temmuz'da yaptığımız miting. Sol Parti'nin mitingi etkili oldu yıllar sonra. Çünkü biz Fatsa fikrinin yolundan gidenleriz. Onun izini sürdürmeye çalışan, onun felsefesine güvenen, inanan insanlarız ve doğru bulan insanlarız. Onun memleketinde bir miting yaptık. Çok etkili oldu. Bizim başkanlar kurulu üyemiz de orada Fikri Sönmez'e selam gönderdi. Bu selam büyük bir alkış, beğeni aldı. Birincisi bu. İkincisi Fikri Sönmez üzerinden esasen, Fikri Sönmez tartışması üzerinden esasen açıkladığı fındık fiyatının düşüklüğünü, üstünü örtmeye çalıştı. Yani bir Fikri Sönmez tartışmasıyla evet. Düşük fiyat politikasının yanlışlığının tartışılmasının önüne geçti. Üçüncü bir nokta var, bu da çok önemli. Fikri Sönmez solun ve sosyalist hareketin öne çıkan bir figürüydü, bir önderiydi. Doğal olarak AKP, MHP çözülüyor. İktidarın tabanı ortadan kalkıyor. İktidar sağ tabana yaslanmak istiyor. Sağ tabana yaslanmak için yıllar sonra bir terzi fikri korkusuyla sağ tabanın bütününü terzi fikri olgusu üzerinden kendi siyasetine tahvil etmeye çalışıyor, tahkim etmeye çalışıyor. İnsanları korkutarak işte bakın Fatsa fikri, terzi fikirlerden ne oldu, bugün başka bir noktadayız. İşte o taraflara yönelmeyin, işte bizimle beraber olun noktasında bir takimat yapıyor aklı sıra. Ama şöyle bir tablo var. Bakın şunu sorgulamamız gerekiyor. Evet, dediği doğru. Ordu terörle yüz yüze kaldı. Fatsa terörle yüz yüze kaldı. Terörle boğuştu. Teröre maruz kaldı. Ama bu terörün sahipleri kim? Yani bu terörü kim yarattı? Bu terör ortamını Türkiye'ye sokan kim? Fatsa'da terör uygulayan kim? Ordu'da terör uygulayan kim? Bunlara baktığımızda biliyorsunuz o dönem Erdoğan Demirel iktidarı vardı. Her tarafta faşist saldırılar vardı. Fatsa huzur içerisinde yaşıyordu. AP'li, MSP'lisi, CHP'lisi başkanlar ortak açıklama yaptılar. Demirel'in Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın dediği noktada. İlk hedef alan kişilerden biri Süleyman Demirel'di bildiğimiz kadarıyla. Evet, iktidar döneminde. O zaman da zaten Ordu komutanı, Genelkurmay komutanı da şeydi, Kenan Evren'di. Şimdi biz dediler burada huzur içerisinde, barış içerisinde yaşıyoruz. Burada niye operasyon yapıyorsunuz? Çünkü operasyon yapma nedenleri o demokrasi anlayışıydı zaten. Çünkü örnekti. Bıraksalar Fatsa modeli bütün Türkiye'de egemen olacaktı ve gerçekten de gerçek bir demokrasiye kavuşmuş olacaktık. O yüzden Kenan Evren zaten, cuntacı Kenan Evren zaten dedi ki biz darbe yapmasaydık bütün Türkiye Fatsa olacaktı. Fatsa Cumhuriyeti olacaktı. Pekala Fatsa Cumhuriyeti ne? İşte Fatsa Cumhuriyeti halkın söz karar sahibi olduğu, kendini yönettiği, kendi kaderini kendisinin belirlediği bir anlayış. Demokrasi zaten bu. Demokrasi başka bir şey değil ki. Demokrasi bir iradenin tepeden yukarıdan her şeye sahip olması, herkesi hizaya çekmesi değil ki. Demokrasi de her şey herkes içindir. Bir sınıf için değildir, bir zümre için değildir, bir kişi için değildir her şey. İşte Fatsa modeli herkes için her şeyi isteyen bir modeldi. Demokrasiyi ve iktidarı bütün halka yayan bir modeldi. O yüzden hedef oldu, o yüzden hedef tahtasına oturtuldu. O yüzden Fikri Sönmez nokta operasyonunda gözaltına alındı. 12 Eylülcüler tarafından görevden alındı. Arkadaşları ve kendisi büyük işkencelere maruz kaldı. Ve Amasya cezaevinde 85 yılında kalp kriziyle öldü. Yani bütün onları kaldıramadı. Pekala Erdoğan'a sormak lazım. Ya bu darbecilik filan, işte darbecilere karşı mücadele, bunun edebiyatını yaptı durdu. Kendisi de 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldı. Ortakları tarafından beraber aynı menzilde yürüdüğü iddia etti. Ortağı tarafından bir askeri darbe girişimine kurban gitti. O nasıl bir darbe girişimi ayrı bir tartışma konusu. Şimdi konumuz değil. Evet. Sonuç itibariyle 12 Eylül 2010 referandumunu da hatırlıyoruz. Bizi, hepimizi darbeciliğe karşı, darbelere karşı mücadeleye davet etti. Aslında solun ve devrimcilerin tarihini de darbecilikle itham ederek bunu yaptı. Fakat şu an Erdoğan bu konuşmasıyla aslında tarihsel olarak nerede durduğunu çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Erdoğan aslında darbecilerin yanında duruyor. Erdoğan aslında 12 Eylülcülerin yanında duruyor. Çünkü 12 Eylülcülerin yanında durmasa Fatsa Fikri'yi eleştirmezdi. Fatsa Fikri'yi mahkum etmezdi. Çünkü darbecilerin bizzat seçilmiş olan bir başkanı görevden alması, o demokrasiyi tahrip etmesi, işkencelerden geçirmesi ve katletmesiyle ortaya çıkan bir tablo var. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Fikri Sönmez'i eleştirmek, Fikri Sönmez'i karalamak, Kenan Evrenlerden yana olmak demektir. 12 Eylülcülerden yana olmak demektir. Cuntacılardan yana olmak demektir. Aslında Erdoğan'ın zihniyetinin bir 12 Eylülcü zihniyet olduğu da son derece net bir biçimde burada ortaya çıkıyor. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü bugünkü Türkiye'de Erdoğanlar iktidar olmuşsa bunlar aynı zamanda bu iktidarlarını 12 Eylül'lere borçlular. Çünkü Fikri Sönmezleri katlederek Erdoğanların önünü açtılar. Erdoğanların iktidarını döşeyen taşlar 12 Eylül süreciyle birlikte döşendi. Bunu gördüğü için Erdoğan doğal olarak 12 Eylülcülere minnet duyuyor, şükran duyuyor. Ve darbeci bir yerde, darbeci bir konumda yer alıyor. Çünkü Fikri Sönmez'i, bir de şunu söyleyeyim, Fikri Sönmez nasıl bilir Fatsa halkı, Ordu halkı? Bakın inanın. Buna ek olarak ben de şunu sorayım Sayın Taş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları Ordu'da, Fatsa halkında nasıl bir yansıma bulur? Bunu da sormak isterim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu açıklaması bir zavallılık göstergesi. Bak net olarak söylüyor. Tükenmişliktir, çaresizliktir. Yani bunu yapması gerçekten çok vahim bir durumda olduğunun göstergesidir. İnanıyorum ben şunu gözlemlemişim. Fatsa halkı, Ordu halkı, Erdoğan'a oy veren bile insanlar, insanların nezdinde Fikri Sönmez başka bir yerdedir, başka bir gönüldedir, başka bir yürektedir. Herkes onun hakkını teslim eder. Herkes onun büyük bir mağduriyete kurban olduğu, büyük bir zulme kurban olduğunu teslim eder yani. Bunu yürekten hisseder. Ben bunu iddia ediyorum. Yapılsın bir araştırma. Fatsa halkına sorulsun, Ordu halkına sorulsun, Fatsa Fikri'yi nasıl bilirsiniz diye. Hepsi iyi bilirdikler. Çünkü gerçekten çok önemli şeyler yaptı. Bizim ufkumuzu açtı, demokrasinin ufkunu açtı. Bir demokrasi pratiği olarak örnek aldı. 8 ay yaşayabildi. 8 ay olmayan şeyler Fatsa'da oldu. Yapılmayan şeyler Fatsa'da yapıldı. Bu 8 ayda Fatsa demokrasinin inşa ettiği kültürü, ahlakı 20 yıldır Erdoğan iktidarda yanından bile geçemez onun iktidarı. Bu 8 aylık Fatsa pratiğinin yanından bile geçemez.